Merhaba arkadaşlar, ben Recep Ali Gündüz. Bugün size sohbet tadında bir video yüklemeyi düşündük. Öyle bir çekim yapacağız. Çekim yaptığımız alanı özellikle seçmedik. Çadır tarafında çok fazla gölge vardı. Güneş gelmedi henüz. Çok soğuktu. Güneş vurduğu için burayı tercih ettik. Öncelikle arkadaşlar, ilk yüklediğimiz videolardan dolayı olumlu olumsuz bazı eleştiriler geldi. Bunlara cevap vermek istiyorum. Bazı arkadaşlar doğa severler kavramını abartılı bulmama şaşırmışlar. Neden böyle bir cümle kurduğumu merak etmişler. Doğada çok fazla doğa severle karşılaştım. Yani birçoğunuzun bildiği gibi sürekli zaten tabiat parklarında, sürekli doğada yaşamaya özen gösteriyorum. Sürekli buralardayım. 2 gün önce bir abi geldi. Arabayı çekti akşam saat 10 falan. Yerde hiç yer ateşi var mı yok mu? Ateş yeri açılmış mı? Gözetmeden kurdu ateşini. Yaktı yerin ortasında. Benzini döktü. Son ses bir müzik açtı. Çadırla adamın arası, benim çadırımla adamın çadırının arası yaklaşık 50-60 metre. Son ses bir müzik, bangır bangır. Çıktım doğal olarak çadırdan. Hani ne olduğunu merak ettim. Dedim hoş geldiniz. De, biz de buradayız, kamp yapıyorum. Hani müziği biraz kısabilir misin? Yav dedi, yeğenim dedi. Yav dedi, siz dedi buraya kafa dağıtmaya gelmiyor musunuz dedi. O kafa dağıtmaya geliyorsun da şimdi kafa dağıtmaktan kafa dağıtmaya fark var. Biz kafa dağıtmak için arabalardan, asfalt yoldan, binalardan, gürültüden, kornalardan, carttan, curttan uzaklaşmayı tercih ediyoruz. Buraya geliyoruz. Doğada işte bu dostlarla vakit geçirmek bizim için bir kafa dağıtma yöntemi. Biz kafayı böyle dağıtıyoruz en azından. Kampçılığın temelinde de bu vardır arkadaşlar. Doğaya geliyorsan 1. Doğaya saygılı olmak zorundasın. Nasıl saygılı olacaksın? Düşünsene kuşsun. Kocaman bir ateş, bangır bangır müzik. Bütün canlılar evi, barınağı korunmak ve dinlenmek için icat etmiştir. Hani sabah tekrar kuşun mesaisi başlıyor. Yine kuşluğunu yapacak o. Sağdan sola uçacak. Onun görevi bu. Bunun için yaratılmış. Tohumları taşıyacak. Fazla olan haşeratı yiyecek. Bütün esprisi burada. Ve bunu yapacaksın. Bir geliyorsun ağzına. Altta birisi yanık yağ dökmüş kocaman bir alev. Ve arkadaşım şimdi bu kuş dediğin, hayvan dediğimiz bu familya zaten depremi bile yerin altındaki, yer kabuğundaki, fay hattındaki sarsıntıyı bile hissedebilen canlılar. Senin o ateşinin ona vereceği etkiyi düşünebilir misin? Veya bangır bangır o baslarla, tizlerle açtığın müziğin. Hayvan evinde ne diyorsun? Aynı şehirdeki insan gibi düşün. Yeni bir komşu taşınmış. Yukarıda sürekli pat 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 yere vuruyorlar. Son ses müzik. Rahatsız oluyorsun. Gidiyorsun, uyarıyorsun. Olmadı, zabıta çağırıyorsun. Yönetici ediyorsun. Polise haber veriyorsun. Kavgalar ediyorsun. Doğada neden aynısını sadece dili yok, fikri yok diye bir canlı yapıyorsun ki? Burası sonuçta onların evi. Burada bizler misafiriz. Bu yüzden kendini doğa sever olarak niteleyen birçok insandan bunları gördüğüm için bu kavrama artık bir bende antipati oluşmaya başladı. Adam gencecik fidanı kesiyor böyle harıl harıl. Yakamayacak da zaten. Hani kış günü yaş bir ağaç. Ne yapıyorsun diyorsun. İşte ben doğayı çok seviyorum. Doğaya geldim ama üşüdüm. Sen üşüdün diye bu ağacın yaşam hakkından neden vazgeçiyorsun? Kurumuştur, devrilmiştir, vadesi dolmuştur. Çok sık bir alanda ağaçlık çıkmıştır. Seyreltme yapılacaktır. Bunlar eyvallah ama hani keyfi bir kamp yapmak için geldiğin zaman buradaki bir ağaca zarar vermen etik değildir. Buradaki bir ağaca zarar veremezsin. Böyle bir mantık, böyle bir lüksün olmamalı en azından. Ben senin kapı komşunum. Doğalgazım bitti. Faturayı ödemedim. Gelip senin kapını söküp yaksam, ne bileyim senin evindeki masayı alsam, evime götürüp yaksam, mutlu olur musun sen bunu? Olmazsın. Çok fazla bu tarz olaylar yaşıyor. Tayga Outdoor olarak kamp yaparken, insanları kampa götürürken özellikle biz buna dikkat ediyorduk. Gelen herkese en baştan telefonla irtibat sağladığımızda şunu diyorduk. Çevreye çöp atmayacaksınız. Ağaçlara, doğaya, herhangi bir canlıya zarar vermeyeceksiniz. Ve birbirinize saygılı olacaksınız. Temel prensibimiz, temel kuralımız buydu. Biz şehirdeki insanlar bunlara dikkat etmediği için böyle bir iş alanına girdik. Şu an pandemi dönemi yapmıyoruz. Geldik buradayız. Bir ay falan oldu ben geleli. Bir süre daha buradayım ben. Sürekli bunlarla karşılaşıyoruz. Uyarıyorsun. Ya diyorsun odun vereyim hani ben hazır aldım odun. Veya gittim dağdan topladım. Hayır. Yapacak. Bak ben işte 5 liralık testereyle bu ağacı nasıl keseceğim? Bu mudur yani? Anlatıyorsun. Tabii yanında kız var, hatun kişi var. Ya diyorsun yapma. Hani doğadayız. Kavga etmeye gelmedik. Zaten adımız kavgacıya çıkmış. Herkes hakkımızı çok fazla aradığımız için bizim kavgacı olduğumuzu düşünüyor. Artistlenmeler. Yok yaparım, yok keserim. Milli parkları arıyorsun, işletme sahibini arıyorsun, orman genel müdürlüğünü arıyorsun, yaptırım yapıyorlar. Tabii daha sonra işte bir firma sahibi olduğunu öğrendiği zaman sen kötü oluyorsun. Çok takılmıyoruz biz genel olarak doğada gördüğümüz her türlü yanlışa müdahale ediyoruz. Şehir hayatında da bunu yapıyorduk ama işte şehir hayatında bu çok olumlu sonuçlar doğurmadı bizim için. Hakkımızı her zaman arıyoruz. İşte bu yüzden insanlar hiç kavga ettiğimi görmeden benim kavgacı olduğumu düşünebiliyorlar. Hakkını ararken karşı taraf haksız olduğu halde sesi yükseliyorsa sen de doğal olarak hakkını yedirmemek için
Sesini yükseltiyorsun. İnsanlar şey diyor. Hayır sen yanlış yaptın. Neden? Hakkını aradın. O kadar sindirilmişiz ki. Hakkını arayamazsın. Ya o senin sıranı alsa ne olacak? Hayır öyle bir dünya yok. Herkes bu kadar susarsa tabii ki yani suçlu bu kadar güçlü olur. Geçen gün noterde bir işimiz var. Arabayı satıyorum. 20 kişi falan var benim önümde. Benim zaten bekleme sürem var. Salgın var, pandemi var. İşte orada değişik tipler var. Zaten daralmışız. Birisi geldi. Hani işte siz 40 yılda bir araba alırsınız, bir araba satarsınız. Ben bunu günde 10 kere yaparım böyle havasında. Elinde ruhsatlar. Geçti. Tabii noteri tanıyor. Sürekli al sat yapıyorlar. Alttan evrağı verdi. Kadın aldı. Hiç konuşmadan işlemler başladı. İzliyorum insanlar ne yapacak? İnsanları gözlüyorum. Biri birine diyor ki bak diyor bizim sıramızı aldı. Diğeri de diyor ki bana zaten 5 kişi vardı. Senin sıranı aldı. Sana 2 kişi vardı. Abi nasıl bir zaman kavramı içinde yaşıyor? Onun sırasını alınca senin sıranı almış olmadı mı? Yani sen daha fazla beklemiş olmayacak mısın? Hayır ben hakkımı aramayayım. Benim başıma iş gelmesin. Sen ara. Bunun olumsuz örnekleri var. Bu yüzden doğaya geliyoruz bunları yaşamamak adına. Geldiğimiz zaman da kafa dinleyelim, huzur bulalım ki doğanın bir partiye gitmediyseniz, işte Zeytinli Rockfest'e falan gitmediyseniz, hani çadır kurulup eğlenilen, kopulan bir alanda değilseniz, tabiat parkındaysanız ki adı üstünde tabiat parkı, burada kurallara uymak zorundasın. Ben kişisel olarak yani devamlı gittiğim 4 tane alan var. Birisi tabii ki bura, Şahinler Tabiat Parkı. Kış boyu burada oluyorum. Diğeri Sülüklü Göl, işletmeciz Hüseyin Bey çok çok sevdiğim, çok saygı duyduğum bir insan. Bir diğeri Akarsu Camping Amasra'da, bir de Bolala Dağlar var. İşletme olmayan bir ormana gidiyoruz. Gittiğim yerlerin hepsinin en çok sevdiğim yönü disiplinli insanlar olmaları. Kuralları var bu insanlar. Bu sene Akarsu Camping'deyiz. Akarsu Camping genelde ailenin geldiği böyle tatlı, temiz, şirin, ufak bir aile işletmesi. Gece 12'den sonra gürültü yapmak kesinlikle yasak. Sayfasında yazar, girişte uyarırlar. Yani işletmeci Onur Bey girişte der ki arkadaşım bizim burada 12'de insanlar istirahate çekilir, en geç gürültü yapmak yasak, yapamazsın. Bunu bilin. Yaparsanız da ben sizi dışarı atarım. Çünkü burası benim işletmem, evim, benim alanım. Girerken kuralları söylerler. Tamam dersin, girersin. Kalabalık bir grup geldi. Gece saat 1-2 civarı. Ama nasıl bir müzik? Yani kendi dinleyeceğini bırak. Karadeniz'den Rusya'ya duyurmaya çalışıyor. O kadar yüksek. Bağırış, çağırış ve cam şişeler kırılıyor sahilde. Doğal olarak diğer kampçıların hepsi çadırından çıktı. Ne oluyoruz dedi. Hani birine zarar mı veriyorlar? Birini mi gırtlaklıyorlar? İşletmeci geldi gitti uyardı. İşletmeci de hani böyle çok şeker bir insan. Zaten gidenler biliyordur. Ya dedi bu olmaz. Hani bunu yapacaksanız benim alanımı terk edin. Paranızı da vereyim. Hani gidin alanımdan kardeş. Benim alanım bu şekil kuralları olan bir işletme. Tamam dediler. Ses çıkartmadılar. Gittiler. İşte devam ettiler gürültüyü. Ama artık bütün gelen misafirler, diğer kampçılar da töler etti bir şekilde bunu. Bir gün sonra ayrıldılar. Ayrıldıktan sonra deli gibi yorumlar, deli gibi hücum çekmeler sosyal medya. İşte bize küfür etti, bizi dövmeye kalktı, bizi böyle kovdu, şöyle kovdu. Hayır arkadaşım. Şimdi sen evine misafir kabul ediyorsun. Sen evine ayakkabıyla girmiyorsun. Gelen misafir ben ayakkabıyla girmek istiyorum. Hani dışarıdan gezdiğim bu ayakkabıyla senin evine girmek istiyorum deyince müsaade ediyor musun? Etmiyorsun. Orası senin evin ve kuralların var. İşletmelerde bu şekilde. Biz insanları uyarırken hani üstüne vazife mi lafını çok duyuyoruz. Doğa hepimizin, işletmenin de böyle bir kuralı var. Tabiat parkı olduğundan dolayı milli parkların böyle bir kuralı var. Evet üstümüze vazife. Bu yüzden arkadaşlar doğada doğaya zarar veren herkesi uyarabilirsiniz. Sözle uyarırsınız güzellikle. Olmadığı takdirde gerekli mecralara şikayet edebilirsiniz. Milli parklar ve orman bunun ciddi anlamda peşine düşüyor. Hiç çekinmeden, hiç başınıza iş almadan şikayetinizi edin. Gelsin yaptırım yaptırsın. Geçen bir kamp alanındayım. Çadır bile yok adamlarda. Brandayı almışlar. Çadırımsı bir görüntü oluşturmuşlar brandayla. İçiyorlar sadece bu. Tabii ki içebilir. Bu bizlik bir olay değil. Bizim buna karışma gibi bir hakkımız yok. Zaten karışmıyor. Akşam saat 1 civarı silahlar çıktı. Havaya ateş etmeye başladılar. Bağırışlar, çağırışlar. Kamp alanında çocuklu aileler var. De, babası, annesi kızını almış elinden tutmuş. 5 yaşında böyle tatlı bir kızı. Doğayla tanıştırmaya çalışıyor. İşte doğadaki börtü böcekten korkma. De, insan doğanın bir parçasıdır. Biz de burayla var olalım. Bunları öğretmek için getirmiş. O kız çocuğu çadırda gece silah sesiyle uyandı. Ağlamaya başladı. Aile ne yapabilir? Belinde silah olan 7 tane magandı. Çadırını topladı gece saat 2'de. Ayrıldı alanda. O adam bir daha o çocuğunu kamp alanına getirmeyecek. O çocuk bir daha doğayla belki tanışamayacak. Doğayla aşırı neşir olamayacak. Hayatı boyunca belki sinekten korkacak bir çocuk. Sadece 7 kişinin o keyfi yüzünden. Bunu yapmaya hakkımız yok. Doğada çadır kurduğunuz alan sizin kendi eviniz gibi. Evinizde nasıl kurallarınız varsa veya evinizin sınırları dahilinde özgürsünüz ama sesiniz, gürültünüz o sınırın dışına çıktığı anda kısarsınız. Neden? Artık toplu bir şekilde yaşıyoruz. Apartmanlarda yaşıyoruz. Ona saygı duymak zorundasın. Özgürlüğün, karşı tarafın özgürlüğünü değdiği anda keseceksin. Senin özgürlüğün bitmiştir. O özgürlük değil,
onun hakkını yemektir artık. Onun dinlenme hakkını elinden alıyor. Gece müziği açtığın zaman gece saat 1'de hani 11'e 12'ye kadar tamam. Ama 1'de 2'de 3'de buna devam ediyorsun. Sen benim dinlenme hakkımı elimden alıyorsun kardeşim. Bunları dediğimiz zaman bunu eleştiremezsin. Onu eleştiremezsin. Onu diyemezsin. Derim arkadaşım niye diyemeyim. Öncelikle burada söylediğim her şey benim şahsi fikrim. Hüküm kesmiyoruz. Hiçbir konu hakkında bilirkişi olduğumuzu iddia etmiyoruz. Böyle bir şeyimiz yok. Ama kendi fikrimizi de beyan ederken bunu saklayacak veya ya onu eleştirmeyelim, o bize bu olur, şu olur, takipçi gider. Böyle dertlerimiz yok ki bizim. Hiçbir zaman olmadı ve hiçbir zaman da olmayacak böyle dertlerimiz. Çok güzel de eleştirir. Onu demişsin, onu diyemezsin. Tam o da yapmasın. Benim ona yaptığım eleştiriyle senin bana yaptığın eleştiriyle aynı kulvarda. Aslında hani bunu anlamamız lazım. Videolar yüklerken herkese diyoruz beğenmediğiniz noktaları belirtin, eleştirin. Yanlış yaptığımız varsa düzeltelim. Ki birkaç böyle öneri geldi, ciddiye aldık. O yönde ilerleme kaydettik. Hatta şöyle bir olayımız var. Ben burada videoları çekiyorum, montajı yayınlamıyor. Beğenmiyor mesela. Bugün videoda diyor modun çok düşüktü senin diyor. Ben bunu paylaşmak istemiyorum. Karşında kimse olmadan konuşmak biraz zor. Yani kameraya karşı konuşmak, konu bulmak, cümleyi devam ettirmek, bodoslamamak zor bir işlem. Evde kendi kendine konuşanlar için kolay. Ben bir tık buradan kurtarıyorum aslında. Ama tabii ki tekrara düştüğümüz oluyor. Oldu olmadı tribine girdiğimiz oluyor. Çok fazla umursamasak da yapıyoruz bunları. Özet olarak arkadaşlar, doğayı korumak zorundayız. Benim orada yapmaya çalıştığım eleştiri buydu. Her doğa severim diyen doğa sever değildir. Bunu şahit olarak bizzat gözlemleyerek bu kanıya vardık. Böyle bir antipatimiz oluştu. Bunu da sizle paylaştık. Konuştuğumuz hiçbir şey kesin hüküm değildir. Kendi düşüncelerimizdir. Yani katılmak zorunda da değilsiniz. Birçok insanın bana katıldığını biliyorum ama. Birçok insanın buradaki rahatsızlıklarına bizzat şahit olduğum için birçoğunun benim gibi düşündüğü, bu konulardan rahatsız olduğunu biliyorum. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Diğer bir eleştiri noktası, hani eleştiri denmez bunu aslında ama orada ne yapıyorsun? Niye şehirde yaşamıyorsun? Abi siz niye şehirde yaşıyorsunuz ki? İş, güç. Evet, biz de iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Şu dönem ara verdik ve kendimizi doğaya attık. Burada yaşamak sandığınızdan daha kolay. Ya düşünsenize bütün olan sizin. Çadır aşağıda geldim, kayanın başına çöreklendim, burayı sahiplendim. Videomu çekiyorum. Oradan biri geçecek. Değişik değişik bakacak mı derdim yok. De buradan biri gelecek sen burada ne yapıyorsun diyecek derdim yok. Belki yasak alan bilmiyorum. Ama doğada böyle dertleriniz yok. Kendiniz olabiliyorsunuz. Kendinizle baş başa kalıp kendi eksik ve açıklarınızı fark edebilir. Doğayı sevmemizin, doğada yaşamayı sevmemizin en büyük önceliğimiz bu bizim için. Seviyoruz. Kendimizi tanımayı seviyoruz. Gidişatın nasıl olacağını soran arkadaşlar oldu. Arkadaşlar biz normalde bu hafta kar bekliyorduk buraya. Birçok yere yağdı. Normalde ilk buraya yağardı ama yağmadı. Bizim asıl amacımız kış kamplarının videolarını çekmek. Şu an karın soğuğu geldi. Geceler eksi 15 dereceye düşüyor ama henüz kar yok. Kışın biraz daha böyle aksiyonel videolar çekme derdindeyiz. Onu bekliyoruz. Ürün tanıtımlarını yapacağız. Kamp röportajları biraz daha seyrek yüklenecek. Daha az yapacağız. Malum çok fazla kampçı gelmiyor havalar soğuduğu için. Gelenlerle de her zaman kontak kuramıyorsunuz veya kurmak istemiyorsunuz. Bu yüzden röportajlar biraz daha seyrek gelecek. Mümkün olduğunca size kendi kullandığımız, memnun kalıp memnun kalmayacak almadığımız ürünleri tanıtmaya çalışıyor. Biz ürünleri alırken bugüne kadar hep fiyat performans ürünü dediğimiz ürünleri almaya çaba gösterdik. Yani az para verip en iyi ürünü almaya çalıştık. Başarılı olduğumuzu düşünüyorum bu konuda. Bir soba tanıtım videomuz var, yakında gelecek o da. Yani 200 liralık bir soba aldık ve gayet güzel, bir aydır kullanıyorum. Çok çok memnunum. Gelen herkes görüp hayran kalıyor, almayı düşünüyor. Bu tarz ürün tanıtım videoları gelecek. Nurgaz'ın reklamını yaptığımızı, Decathlon'un reklamını yaptığımızı söyleyenler var. Arkadaşlar hiçbir firmanın reklamını yapmıyor. Ürün güzelse güzeldir, kötüyse kötüdür. Temel prensipte bunu amaçlıyoruz biz. İç piyasada da Nurgaz ve Decathlon ürünleri çok fazla. Hem fiyatları daha uygundu yakın döneme kadar. Hem de çeşitliliği fazlaydı. Yani AliExpress'ten sipariş verip bir ürünü beklemektense buradan gidip muadilini almak daha mantıklı geliyordu. Bu yüzden insanlarda da bu ürünler çok fazla olduğu için bunları yani saklama gereği duymuyoruz. Veya gidip de bu firmalara ya biz sizin reklamınızı yapalım, siz de bize bunu verin diye bir talebimiz olmadı. Yani ürün kötüyse kötüleriz. Temel mantığımız bizim bu. Ama ürün güzelse evet bunu hiçbir karşılık beklemeden dövebiliriz. Biz grup kampları, ekip kampları yaptığımız dönem bize gelen katılımcılar bizden fikirler alırlar. Bu tulumu alacağım nasıl? Bu çadır nasıl? Bu bot nasıl? Bu pantolon, bu mont vesaire vesaire. Arkadaşlar yanlış bir yönlendirme yaptığımız zaman bize çok olumsuz dönüşler oldu. Ben bir ürünü kullandım, çok memnun kaldım. Başka bir arkadaşa önerdim, bana sormuştu. Arkadaş memnun kalmadı üründen. Yani benim ona söylediğim özellikleri, ürünün vaat ettiği şeyleri karşılamadığını söyledi ve ciddi anlamda mahcup oldu. Ondan sonra
daha dikkatli olmaya özen gösterdik biz bu konuda. Bir ürünü överken de yererken de önce bizzat kullanıp daha sonra olumlu olumsuz yönlerini söylemeyi tercih ettik. Ki çadır tanıtım videomuzda bunu yaptık. Buna da eleştiriler gelmişti bize. De yerli firmamızı neden eleştiriyorsun? Yerli firmanın yaptığı üründe hata vardır. Bu kadar basit bir mantığım var. Benim cebimdeki param da yerli arkadaşlar. Ve minimal bir harcama düzeninde olduğum için yani az parayla çok iş yapmaya çalıştığım için ki hayat tarzımdan bunu anlayabilirsiniz. Buna dikkat etmek zorundayım. Cebimdeki parayı korumak zorundayım. Bir ürün aldığımda bu ürün vaat edileni gerçekleştirmiyorsa benim için kötüdür. Babam bile üretse kötüdür. Yani bu kadar net olduğumuz bir konu bu. O yüzden buna alınanlar, buna eleştirenler kusura bakmasınlar. Ürünler kötüyse kötü demeye devam edeceğiz biz. Kesinlikle iyi demeyeceğiz. Kötü hiçbir ürüne böyle bir prensiple ilerliyoruz. İlerlemeye de devam edeceğiz. Vaktinizi ayırıp videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Mümkün olduğunca düzenli videolar yüklemeye çalışıyoruz. Düzenli çekimler yapmaya çalışıyoruz. Ama malumunuz doğadaki yaşam biraz zor. Biraz videolar aksayabiliyor. Yani henüz aksatmadık. Aksatırsak da şimdiden özür dileriz. Kusurumuza bakmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, doğayla kalın.